Ömer kızım, reçel koydun mu? Koydum. Çökelek de çıkar. Tamam, çıkardım. Dolapta dünden kavurduğum ot kavurması vardı. Yıldız sever, onu da çıkar kızım. Tamam anne, çıkarırım. Ömer kızım, bana da bir çay koyver yavrum. Kamer çabuk fırındaki yan iyi ekmeği çıkar. Olur anne, tamam. Vallahi yıldım ben ya. Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım anne. Dur dedişkom, ben sana çay koyarım. Çık. Sağ ol torunum. Sen olmasan bana kim çay koyacak? Günaydın. Varnet familya. Günaydın. Neresinin günleri? Babamlar kalkmadı mı hala? Yok, ses yok. Gamer. Tamam anne, tamam, seslenirim. Durun ya, bırakın çocukları bir rahat bırakın ya. Ailecek bir kahvaltı edelim dedin. Ya iyi de iyi, bırak işte uyusunlar diledikleri kadar, ne var yani? Yakında kendi evlerine geçecekler. Ten yüzlerini göremeyeceğiz. Halacığım, hadi çağır da gelsinler. Ay tamam, çağıracağım ya, bir durun. Of, ne yapacağım, da şaşırdım. Haydi bakalım, geldik. Gökçe, turşu kavurması kızım. Sevmem. Ay yersin. Haydi annem, haydi. Ne oluyor be? Ne olacak ulan? Gelmişsin ama sarılmışsın ya. Çok ayıp etmişim. İnsan karısına sarılır mı? Bana laf ebeliği etme. Benim uykusuzluğumdan, yorgunluğumdan faydalanmışsın. Gelmişsin yanıma sokulmuşsun. Faydalanıp da ne yapmışım ki en fazla? Bir kokunu içime çekmişimdir. İki o duduşlarından duduş almışımdır. Seni hain fırsatçı okuz. Ula ben yastığı aramıza boşuna mı koydum? Hangi yastığı? Aha bu yastığı. Bana bak, iki gündür bana şiddet uyguluyorsun. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım ha. Öyle mi efendim? Al bakalım sağ şiddet. Al. Bana bak sinirlenmeye başlıyorum artık. Ne yaparsın ula? Ne yaparsın? Hı? Boşar mısın beni yoksa? Yasaklı kelime, bir daha asla o kelimeyi kullandığını duymayacağım. Duyacaksın. Al tekrar söylüyorum. Ne yapacaksın? Boşayacak mısın beni? Yine mükemmel bir enerjiyle uyanmışsınız Yıldız Hanım. Belli ki sinirin geçmemiş. Gel biz giyinelim, kuşanalım, işimize gidelim. Tabii ki işime gideceğim. Allah'ıma bin şükür. İşim de var, gücüm de var. Burada oturup sabaha kadar senin yolunu gözleyecek değilim herhalde. Tamam. Şimdi bu mükemmel enerjiniz birazcık böyle sakinlerse öğlen sizi alırım, koluma takarım. Böyle bir yemeğe gideriz, orada konuşuruz. Sen yemeğe git, Şahika hanımcığını götür. Şahika kim ya? Ben tanımıyorum. Tabii. Onun için mi tanımadığın kadını getirdin de benim oturmaya bile kıyamadığım koltuğuma oturtturdun da benim kullanmaya kıyamadığım gesmelerimle alem yaptın? Ya tamam, Şahika diye biri yok. Öyle bir müşterim yok, olmayacak da. Ben gideceğim en kıllısından, en erkeksisinden bir müşteri bulacağım. Yeni bir müşteri bulacağım kendime. İsabet olur. Yenge, abi uyandınız mı? Hayır. Ne kadar gabazsın. Uyandık Gamer'cim, gel ha, uyandık. Ne var ya, ne istiyorsun? Ben karımla baş başa kalamayacak mıyım? Ya kahvaltı hazır diyecektim, ondan geldim. Yemiyoruz biz, tamam siz gidin, afiyet olsun. Annem dedi ki uyandılarsa gelsinler, hep beraber kahvaltı yapalım dedi. Geliyoruz Kamer'cim, geliyoruz. Ha, sen söyle, zaten kahvaltı yapmak ve çay içmek için can atıyorum. Tamam. Saygılar. Daha böyle işe yapın, tamam. Seni hiç ilgilendirmez abi benim bunu nasıl yaptığım. Çık dışarı, üstümü giyeceğim. Kocanım ben seni ya. Sizden partide sıkıldınız. Ömer, abinlere seslendin mi kızım? Söyledim, geliyorlar. Yukarıda durumlar nasıl? Vallahi belli ki didişmişler. Abimin suratı sirke satıyordu. Evlilikte olur öyle şeyler.
Ya anne bunlar daha yeni evli ya. Cicim aylarının yaşamaları gerekiyorken anca kavga edip birbirlerini yiyorlar vallahi. Bravo. Evliliğin ilk 5 yılı teneke yılıdır da ondan. Aa niye? Çünkü kolay eğilir bükülür. Sonra evliliğin 10. yılı bronz yılıdır. Tabii yani sonuç itibariyle birine 10 yıl katlanmak madalyon gerektiriyor. Yok güzel torunum benim. Eğer gerçekten seviysen onun adına katlanma demeyiler. Aksine baş tacı ediyorsun. Siz evliliğinizin hangi yılındasınız? Biz 6. yılındayız kızım. Doğru vallahi. Baksana şu güzelliğe. Torunlarımız, çocuklarımız, gelinimiz hep bir aradayız. Babacığım sen gelinin ve oğlundan o kadar emin olma. Her an fırtınalar kopabilir ben söyleyeyim. Niye kız ne oldu? Günaydın. 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 Gökçe nasılsın kızım? Sağ ol Yıldız ablacığım ben iyiyim. Ama sen nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. O zaman herkes iyi olduğuna göre başlayabilir miyiz? Evet. Tabii çabucak diyelim de doktor randevuma geç kalmayalım. Bugündü değil mi o? Ben götürürüm seni. Yok baba sen götürme. Niye? Yani sen götür ama sadece sen götürme. Yıldız mam sen de gelir misin? Lütfen ne olur sen de gel ya. Ben annem ve babam olarak sizi yanımda görmek istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Yani tabii sizin aile olduğumuz için anne ve baba olarak kızımızın yanında tedavide olmamız lazım. Tabii müsaitsen karıcığım. Yıldız ablacığım sen merak etme ben işleri hallederim. Ne demek Gökçem ne demek yavrum? Benim kızım isteyecek ben kızımın yanında olmayacağım öyle mi? Benim için aile her şeyden önce gelir. Benim için de. Ama benim için müşterilerimden de önce gelir. Benim için de. Şimdi ben hani amatörüm ya profesyonel değilim. Bu arada o da yanlış anlaşılmasın. Armatör değilim amatörüm ya ondan. Ben bayağı yedim. Yiyeceğimi yedim. Biz gidelim hadi. Yok. Öyle ailece kahvaltı edecek önce. Hadi afiyet olsun. Hadi başlayın.